Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Size bugün adam muaşeret konusunu anlatacağım. Ben dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle adam muaşeret kelimelerinin kökenlerini incelediğimizde adab Arapça kökenli olup değerdir kökünden. Konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü davrandı manalarında. Muaşeret ise aşara kökünden birliktelik, sosyallik, birlikte yaşama anlamlarındadır. Adam muaşeretin terim anlamlarına geldiğimizde beraber yaşayışta, hoş ve İslamca yaşama ve geçinme usulleri, peygamberin sünnetine uygun olan hareket, insanlara karşı edepli olma, insanca ve İslamca davranma, sünnet-i peygamberiye uygun hareketler sergileme demektir. Bir toplumda adaba riayet edilmiyorsa orada ahlakın varlığından söz edilemez. Adab-ı muaşeret ve ahlaka önem verilmeyen toplumlarda hukuka saygı, nizam ve intizamdan bahsetmek mümkün değildir. Bundan dolayı en son ve mükemmel din olan İslam, misafirperverlik, bayram törenlerine, sosyal yardımlaşmalardan, insanların birbirini sevip saymalarına, şahsi hayattan, sosyal hayatın çeşitli yönlerine varıncaya kadar toplum hayatında gerekli olan her türlü muaşeret esaslarını ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara iyi ahlakla muamele et diye buyurmuştur. Bu hadis-i şerifede Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır ki İslam'ı hayatta aktaran bir birim olduğunu ve her mümin birey olarak bütünüyle İslam'ı temsil etme konumunda olduğunu, her davranışının sonucunda onun dinine yani İslam'a mal edileceğini, bu açıdan İslam'ın nezaketine göre düşünerek davranış ve ilişkilerden kaçınmak gerektiğini söylüyor. Müslüman olduğunu söyleyen kimse aynı zamanda İslam'ı temsil ettiğini de söylemiş olmaktadır. Bu fiilen de böyledir. Sergilenecek herhangi bir kaba davranış, her şeyden önce davranış sahibinin hayatını şekillendiren, öngörülen İslam akla gelmektedir. Bazı örnekler verecek olursak, suyu içme adabı, suyu oturarak içmek, besmele çekip başlamak, daha sonra suyu içerken bardağın içine nefes vermemek, suyu bitirdikten sonra elhamdülillah demek, yatmadan önce kıyafetlerimizi değiştirip pijamaları giymek, dişleri fırçalamak, yatarken dua okumak, dua etmek, besmele çekip sağ tarafa yönelerek yatmak, bunlar da adaba vereceğimiz, adam muaşerete vereceğimiz birkaç örnektir. Konuşmamı adam muaşeretle ilgili bir sözle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kişide olmayınca haya gider edep, okusa alim olsa yine merkep. Arkadaşlar.